Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün dünyadan uzak, deryadan uzak bir incelemeyle birlikteyiz. Arkamda Skoda Octavia var. Bu arabayı incelemek için Alanya Yaylası'na getirdim. Böyle sisli, karla karışık, yağmurlu bir havada araba incelemesi yapacağız. Yağmur çok fazla yağdığı için çekim biraz aksadı. O yüzden dış hatlarını biraz kısaca gösterecek olabilirim. Yağmurun durumuna göre hareket edeceğiz kısacası. Yağmur artarsa da iç hatlarıyla yine POV sürüş yapacağız. Detaylarından ben size bahsedeceğim. Şimdi Octavia ile birlikteyiz. Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Aracımız 2016 model Style Paket 1.6 dizel 110 beygirlik bir Skoda Octavia. İklime uygun bir yerdeyiz. Sislerimizi açtık. Mercek LED farlarımız var. Bu araçla ilgili şunu söyleyeyim size. Daha önce Skoda incelemelerini Superb incelemiştim. Skodalarda hep aynı şeyi söylüyoruz. Skodalar çok fazla tarz arabası değil. İhtiyaç arabası. Hani tam bir A noktasından B noktası aracı. Şöyle önüne baktığımız zaman çok keskin Fransız arabaları gibi hatları yok. Albinisi de var. Aerodinamik yapısı güzel duruyor. Altta sis farımız var. Panjuruna baktığımız zaman piano bilek panjuru var. Ama çok böyle alengirli falan değil. Standart. Bildiğimiz Skoda hatları. Yine farlarımız Superb'de olduğu gibi arkadaşlar köşeli hatları var. Bu Octavia ile ilgili şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle uzaklaşayım biraz arabadan. Octavia çok enteresan bir araba arkadaşlar. C sınıfı sedan araç. Baktığımız zaman boyutları D sınıfı gibi, bagaj hacmi D sınıfı gibi, iç arka mekan yine D sınıfı gibi. D sınıfı alacak insanları çeldirebilecek bir araba. Şöyle baktığımız zaman Passat kadar, Insignia kadar, Mondeo kadar da uzun ve büyük duruyor arkadaşlar. Dolayısıyla hani D sınıfına yönelecek ve bütçesi yetmeyecek insanlara birazcık çeldiriyor. Octavia'nın albinisi çok yüksek. Burada liftback bir bagajımız var arkada. Camla birlikte bagaj kapağı kalkıyor ve sedan araçlarda çok fazla görmediğimiz arka cam sileceği burada var. Arabanın arkası da böyle. Bakın 2016 model. Modelli bir araç. Ama gördüğünüz gibi burada yine çok fazla artistik bir tasarımı yok. Sade, düz, köşeli hatları var arabanın. Dediğimiz gibi Simply Clever felsefesiyle tam bir ihtiyaç arabası üretiyor Skoda. Arabanın stilinden çok kullanışlılığına önem veriyor. Paket olarak da Ambition paket var. Bunun bir altı. Style paket orta paket oluyor. Çünkü bundan sonra optimal paketler geldi. Onlar daha dolu bir şekilde geldi diyebiliyorum. Orta paket aracımızda neler var? İçine baktığımız zaman da onlardan bahsedeceğiz. Şöyle bagajımızı açalım. Bagaj oldukça ağır. Öncelikle şunu söyleyeyim. Araç sahibi çiftçilikle uğraştığı için aracın her yerinde böyle örtüler, döşemeler var. Ön arka koltukta, bagajda bu şekilde korumaya çalışmış. Ama malzeme kalitesinden bahsedecek olursam şuralarda yine tok malzemeler kullanmış. Buraları kapatmışlar arkadaşlar. Şurada ceplerimiz var. Şurada 12 volt çıkışı var. Yani şöyle söyleyeyim size, bu bagaj hacmi D sınıfı araçlardan daha fazla bir kapasiteye sahip. 590 litrelik bir bagaj hacmimiz var ve liftback camla birlikte kalkıyor. Şurada şuradan şöyle çekip bagajı kapatabiliyorsunuz. Biraz da ağır, o yüzden sert kapanıyor. Bagajımız liftback olduğu için arkada yine cam sileceğimiz de bu aracımızda mevcut. Evet, arka tarafa baktığımız zaman da böyle sanki D sınıfındaymış izlenimi veriyor. Arabaya C sınıfı demeye bin şahit ister. Ön koltuk bana göre ayarlı. Boyum 1.79 ama yine diz mesafem bayağı var. Şöyle görüyorsunuz 10 santimetre kadar diz mesafem var. Yağmurda bayağı ıslandım. O yüzden kusura bakmayın. Burası böyle 10 santim kadar bir genişliği var. Arka mekan hacim oldukça geniş. Arabanın ön taraftaki görünümü bu şekilde arkadaşlar. Arabanın ön tarafına baktığımız zaman burada sunroofumuz var. Dıştan cam tavan gibi gözüküyor ama sunroof demeye de şöyle söyleyeyim, bayağı geniş. Yani cam tavandan bir farkı yok gibi. Sürüşte ön tarafına bakacağız zaten. Arkada şaft tüneli var ama yani buraya oturacak 3. kişi şuraya ayaklarını koyabilir çünkü araç geniş. Arka havalandırma menfezimiz burada. Şurada küllük yerimiz var. Yani
Arabada arayacağınız her şey var arkadaşlar. Hani D sınıfına bütçeniz yetmiyorsa gerçekten hacim olarak büyük oranda ihtiyacınızı karşılayacaktır. Bagajı gösterdim, arkayı gösterdim. Dış çekimini yaptık. Hava durmuşken bir de ön tarafta sürüşüne bakalım. O izlenimleri size aktarmaya çalışayım. Evet arkadaşlar, akşam olmadan çekimimizi tamamlayalım. Şu an aracın içindeyiz. Skoda Octavia'nın anahtarı bu şekilde. 2016 110 beygir. İşte değişiyor paket paket. 105 beygir olan var, 110 beygir var. 250 Nm torkumuz var bu araçta. Evet, başlangıçta dizel sesimiz hafif geliyor. Cam suyu uyarısı veriyor şu an. Şurada sarı ünlem var. Şimdi sisli puslu bir havada, karla karışık yağmur da vardı hatta bir ara, Alanya doğru şöyle dönelim. Yayladan iniyoruz şu an. Başlangıçta dizel motor sesi gelse de sürüşe geçtikten sonra onun pek bir etkisi kalmıyor. Araba daha sessiz bir hale bürünüyor. Ama motor zorlandığı zaman gövdeden vitrin sesi duyuyorum ara ara. Bir zırıldama sesi var. Ama pürüzsüz yollarda herhangi bir ses duymuyorsunuz. Yalıtımla ilgili ilk söylemek istediğim şey bu. Aracımızın 0-100 değeri 10.7 saniye. DSG 7 ileri şanzımanımız var, çift kavrama. Onun dışında yakıt verilerinden bahsedecek olursak, Skoda Octavia 1.6'lık motoruyla 110 beygiriyle 250 Nm'lik tork değeriyle 4.5 litre fabrika verisi gösteriyor. Ama bu verileri yakalamanız zor olacaktır bence. Evet, burada bir kaza olmuş sanırım. Bu verileri yakalamanız zor olacaktır. O yüzden 5.5 diye bilebilirsiniz bunu şehir içinde. Hatta basarsanız daha da artacaktır. Şehir dışında 3.8 litre civarında bir tüketim belirtiyor. O da 4 litre şeklinde baz alabilirsiniz bunu. Bu aracımız ilk sürüşte bana Volkswagen Bora'yı andırdı. Biliyorsunuz 2002-2003 model Bora'lar C sınıfında çok tutulan arabalardı VAG grubunda. Böyle şuraların krem olması, yarısından aşağısının plastik olması, şuralar yine plastik malzemeler var burada. Onlar bana biraz Bora'yı andırdı. Sürüş izlenimi de öyle. Araba sıkı malzemelerden oluşsa da şuralarda arkadaşlar trim sesi var. Şuradan fazlaca ses geliyordu. Ben biraz oturttum orayı. Şimdi kesildi. Bazı yerlerden ses geliyor ama şuradaki ses çözülebilir. Yani gövdeden gelmesinden daha iyidir. Onun dışında sürüşte gaza yarım bassam bile bakın şu an şöyle ani tepkileri var arabanın. Tork kendini çok iyi hissettiriyor. Böyle sollama yapmak istediğiniz zaman ya da yokuşa geldiğiniz zaman yarım gaz yapmanız bu araçta performans beklentiniz için yeterli olacaktır. Çok güzel alıp götürüyor sizi. Aracımız 40.000 kilometrede. Şurada 7 inç olması lazım. Küçük bir ekranımız var. B7 kasalardaki Passat ekranlarına benziyor. Şurada daha jelatinlerimiz duruyor. Araç sahibi zaten çiftçi de olsa arabayı korunaklı kullanmaya çalışmış. Arabanın her yerinde döşemeler var arkadaşlar. O konuda temkinli davranmış. Jelatinimiz hala burada. Şurası Passat'a benziyor. Hani Passat'larda burada saat vardı. Izgaraların görüntüsü Passat'ı andırıyor. Zaten aynı aileden arabalar bunlar. Cam tavanımız var yukarıda. Cam tavan arabaya bir ferahlık katıyor. Şurada kademeleri var. Bunu çevirdikçe sizin belirlediğiniz kademeye göre sunroof'u açıp kapatıyor arkadaşlar. Arabaya ferah bir hava katıyor. Benim hoşuma gitti ve normal sunroof'lardan çok daha geniş. Onu söyleyebilirim. Yani cam tavan da diyebiliriz. Dıştan cam tavan şeklinde görünüyor ama içeriden açılışı sunroof şeklinde. O benim hoşuma gitti. Aracımız style paket. Orta pakette yer alıyor benim bildiğim kadarıyla. Çünkü daha sonra optimal paket vardı bunun. Daha en full olmuştu. Bundan önce de ambition paketler vardı Skoda'da. Şöyle söyleyeyim. Pakette beklentilerinizi veriyor mu? Orada takdir sizin. Şurada vitesin arkalarında tuşlar var. Boş paket tuşları var. Opsiyonla alınan tuşlar var burada. Şurası start stop. Şurada merkezi kilitimiz var. Şurada yine bir bölmemiz var. Buralara eşya gözü koyabilirsiniz. Kol dayamamız var. Buranın altına yine kullanışlı. Bardaklık ve küllük yerlerimiz var burada. Yine küllük arka tarafta da var. Ben Skoda ile ilgili her zaman şunu söylüyorum. A noktadan B noktasına aracıdır Skodalar. Böyle çok tarz durup da kalitesiz araba üretmektense kaliteyi yüksek tutup tarzı düşük tutan, yani ihtiyaca yönelik arabalar üreten bir firma. VAG grubunda Skoda bu amaca yönelik biraz daha araba üretiyor. Volkswagen'ler biraz daha tarzı olsa da bunların hatları daha hiç o kadar keskin değil. Daha yüzeysel, daha düz arabalar üretiyor. Zaten incelemede ön panjuru falan gördünüz, arka stopları da gördünüz. Öyle artistik bir görüntüsü yok arabanın. Ekrana baktığımız zaman burada sağ tarafta hız göstergelerimiz var. Sol tarafta devir saati var.
Şurada bir ara hızlanmasına da bakalım şöyle. Bakın dip gaz yaptım. 3. viteste şu an alıp götürüyor. Fena değil. Dik bir yokuş çünkü benim çıktığım şu an. Devir göstergeleri bayağı uzun. Hatta başta hız göstergesi sandım orayı. Mil hızında düşündüm. Böyle aralıklarla devri 6000'e kadar gösteriyor gördüğünüz gibi. Orada uzun yolda devir ayarlamanızı daha rahat yapabilirsiniz. Çünkü 1500 devir. Bakın şu an mesela 1750, 2000 şeklinde. Şeyi çok hoşuma gidiyor. Araç DSG şanzıman olduğu için vites geçişlerinde ibre hareketlerini çok hızlı yapıyor. Vites değiştireceği zaman. Yani o da güzel. Bu analog ekranları bu kadar hızlı çalışmasını beklemiyordum. Vites değişikliğinde tak tak diye vuruyor o kadran. Normalde o kadar seri yapacağını beklemezdim bu araçtan. Demek ki onun da gelişimini güzel hazırlamışlar. Ön tarafta küçük bir ekranımız var. O ekranın ayarlarını buradan yapabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle şuradan tekerlekten aşağı yukarı yapıyorsunuz. Mesela ortalama tüketim 11.2'ymiş. Ben bunu sıfırlamıştım. Bir de boşa alıp çekim yaptığım için o çıkmıştır. Normalde o değer kesinlikle olmaz bu arabada. Erişim 200 km diyor. Burada şöyle bir dönelim de ondan sonra devam edelim. Önde indirilmiş bir Golf var. Bütün çukurlardan kaçmaya çalışıyor. Arabayı öyle sıfırlarsan gidemezsin tabii. Bizim buralarda çok yaygın bu. Yani arabaya yakışıyor mu? Yakışıyor ama en azından biraz daha mesafe bırakabilirdi yaya. Şurada arkadaşlar ekranda sürüş mesafesi 35 km diyor. Ortalama hızımızı gösteriyor. Ondan sonra uyarma hızı var burada. Üst limitini ayarlayabiliyorsunuz hızın radara yakalanmayayım diye. Birçok özellik var. Yağ sıcaklığını da gösteriyor. Araç uygulaması var şöyle. Basıyorsunuz. İşte pilini değiştir diyor. Ondan sonra cam suyu ile ilgili uyarı veriyor. Onun ayarlarını yapmam gerektiğini söylüyor. Ona bakacağım diye arabayı da iğrenç kullandım şu an. Sağ taraftan devam edelim. Evet, sesle ilgili müziği buradan görebiliyorsunuz. Radyoları yönetebilirsiniz şöyle aşağı yukarı şeklinde. Daha önce kaydedilmiş kanallarınıza geçiş yapabiliyorsunuz ekrandan. Yani bu özellikler benim Insignia ile aynı. Bu da kullanışlı ama benimkinde komple hayalet gösterge var. Octavia bu şekilde. Vitesimizi buradan sağ tarafa alıp manuel kullanabiliyorsunuz. 7 ileri şeklinde konumlandırabiliyorsunuz. Talebinize göre ileri geri yapabilirsiniz burada. Ben genelde otomatik kullanıyorum araçları. Şöyle kendisi karar versin. Yok çok bozuk. Evet. Malzeme kalitesinden bahsedecek olursak da şunu söyleyeyim. Üst taraflarda yumuşak malzeme var. Kalitesi iyi hissettiriyor. Yani pamuk gibi güzelce üst taraftaki ses ve trim olayı kesinlikle çözülmüş. Ortada yine yumuşak malzeme var arkadaşlar şuralarda. Şuralarda sertleşmeye başlıyor. Sınıfına göre beklentilerinizi karşılar. Onun dışında şuralarda sert malzeme olmasına rağmen burası bana biraz T-Roc'u andırdı. Çok sıkı tutturulduğu için bakın mesela T-Roc'un da bu tarafı böyle. Vakurum'daki araçlarla benzer zaten biliyorsunuz. Ama buralardan kesinlikle ses falan trim sesi almıyorsunuz. Şuradan bakın ufak ufak geliyor. Bir susayım ben. Soldan geliyor. Şu tuşlardan geliyor. Buradaki şişeden falan değil o. Onu söyleyeyim. Ben buradaki her şeyi düzeltmeye çalıştım ama buradan bir trim sesi alıyor. Burası sökülüp takılsa bir silikon atılsa araya o ses kesilir. Ya da Vürtün silikon spreyiyle çözülecektir bence. Bir sollama yapalım şöyle. Önümüz açık gidelim. Arabanın tepkileri çok iyi arkadaşlar. Ben çok beğendim. 0-100 tabii ki bu yolda yapamam ama 10,5 saniyede gayet iyi bir veri. Bu arabanın üretildiği zaman Style Paket 2016'da 93.500 liraymış. Düşünün 5 sene önce sıfır bedeli 93.500 lira. Bugün bakıyorum 400.000 liraya da bu arabadan var. 500.000 liraya da bu arabadan var. 350'ye de var. Yani piyasa çok değişken. İnsanlar malını satamıyor bile. Piyasaya zaten ayrıca değinecek olursak işin içinden çıkamayız ama ortalık yani gerçekten bıçak sırtı. Yani insanlar malını pahalıya satsa bile yarın öbür gün ne olacağı şeklinde önünü göremediği için bu miktara da emin olamıyor. Satamıyorlar, alamıyorlar. Açıkçası durum gerçekten kötü ama sonuçta sizin de beklentileriniz olan arabalar var. Mesela Avensis istemiştiniz, Civic istediniz. Octavia'da sorulmuştu daha önce. Arkadaşımızda bu araba vardı. Alıp temin ettik, incelemesini yapalım dedik.
Umarım bu piyasa düzelir ve bir an önce herkes dilediği araca sahip olur. Octavia'yı ben çok beğendim. Bayağı güzel bir araba. Tek sıkıntısı şuradaki trim sesleri beni rahatsız etti. Onun dışında performans olarak, yalıtım olarak, motor yalıtım olarak gayet iyi. Yakıt verileri de makul seviyede. Artık talebinize göre, beklentilerinizi karşılıyorsa takdir sizin o yönde. Ve şunu söyleyeyim, ebat olarak da kesinlikle D sınıfındaki araçlarla yarışabilecek bir kapasiteye sahip. Bagaj hacmi D sınıfı araçlardan daha yüksek. 590 litre bagaj hacmi var. Benim arabada 550 litre mesela. Liftback şeklinde açılıyor. O yüzden bagaj eşiği de çok yüksek. Uzun yol yapacaksanız, arabam az yaksın istiyorsanız, dizel bir araba istiyorsanız hiç D sınıfına yönelmeden Skoda Octavia'yı değerlendirebilirsiniz. Hazır şehir merkezine yaklaşmışken bir de arabanın ses sistemine bakalım arkadaşlar. Ben bas ve tiz ayarlarını yaptım. Radyo da iyi çekiyor gibi. Yani şu an tok geliyor. Bir de bu CD kaydı da değil, Bluetooth bağlantısı da değil. Radyoya göre sesi gayet iyi. Şöyle birazcık daha göstereyim. Bence gayet iyi. Beklentinizi karşılayacaktır. Tam kafamıza da şimşek çaktı. Şu BMW'ye geçelim. Bayağıdır BMW izledik. Gördüğünüz gibi ara hızlanmada yarım gaz yapsanız yetiyor arkadaşlar. Araba alıp sizi götürüyor. Şu an 4 mevsim lastiğimiz var. O yüzden çok güvenli bir şekilde virajlara giremiyoruz. Ama burada hava sıcaklığı da ideal seviyelere yakın olduğu için şu an kıştı mesela 11 derece. Bunun altını pek düşmez Alanya'da. Son olarak da şu gövdeden bahsedeyim arkadaşlar. Ondan sonra çekimimizi tamamlayalım. Burada bir VAC grubundan alışkın olduğumuz multimedya ekranımız var. Radyo tuşu, medya ayarı, telefon bağlantısı, işte ses diyor şurada bastığımız zaman. Burada ses ayarlarını yapabiliyorsunuz. Açıkçası sesli komuta ayarlattırıyor galiba. Tam bilmiyorum detayını. Şuradan setup ayarı var. Ses ayarını sonddan şuradan yapabiliyorsunuz. Bas tiz ayarı. Şurada kar tuşu var. Araç durumunu, işte ne kadar yaktığını falan buradan gösteriyordur büyük ihtimal. Ona bir bakalım hemen. Şuraya dokunduğumuz zaman lastik basınç uyarısı. Yani burayı incelesek şu an bayağı detay olur. Onu oralara şu an sürüşte geçmeyelim biz. Menü ayarımız var şurada. Bir sürü smart link, resimler, işte ses, ayarlar, radyo, medya gibi, telefon bağlantısı gibi ayarları var. Yani VAC ekranı var burada kısacası. Buradan analog klimatik dediğimiz eski sistem bir sıcaklık ayarımız var. Şuradan kendi üstündeki ışıklardan gösteriyor ayarını. Şöyle. Şöyle artırdığınız zaman buradan ışıklar yakıyor. Küçük ledler yakıyor. Oradan gösteriyor. Buradaki ayarları yaptığınız zaman şuradaki altta ışıklar çıkıyor. Ayarları. Ekranda harici bir göstergesi yok. Şurada senkronizasyon tuşu var. Sıcaklığı sol ve sağ şeklinde iki tarafa da ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan off tuşu var. Klimayı direkt kapatabiliyorsunuz. Şurada auto klima açma tuşumuz var. Menü burada. Ha, menü pardon, bak şu bunu yeni keşfettim. Mesela ekrana yansıtmıyor demiştim ya, yanılmışım. Menüye basınca buraya geldi. Sıcaklıkların nereden nasıl verilmesi gerektiğini. Bakın burada derecesiz derecesine gösteriyor. Şurada ön cam buğu çözmesi var. Şöyle bastığınız zaman hemen maxlıyor. Arka cam buğu çözme var burada. Yani şöyle söyleyeyim. Tam kullanıcı odaklı bir araba arkadaşlar. Şuradan ben sıcaklıkları bu şekilde ayarlamayı çok seviyorum. Bak mesela yol bozuk. Ben şu ekrana dokunurken benim elim falan titriyor şu an. Buraya kolayca erişemiyorum. Sürüşleri bu seni uğraştırıyor ama şuradan sıcaklık ayarını şöyle yaptığın zaman bunu da tutunduğun için yani destekli oluyor. Daha kaliteli, daha konforlu yani. Hani kimisi diyor ya 500 bin liralık araba ama diyor işte dijital kliması bile yok diyor. Ne yapacaksın dijital klimayı? Yani bozuk yolda bu sana dezavantaj. Bu şekilde klimatik olanlar benim daha çok hoşuma gidiyor. Aynalarımızda bu arada sinyaller var gördüğünüz gibi. Dönüşlerde şuradan sinyali kendinize görebiliyorsunuz. O yine benim hoşuma giden bir detay. Ve arabayı kilitlediğiniz zaman katlanır aynalar, kendiliğinden kapanıyor. Sınıfında size birçok özellik sunuyor Skoda Octavia. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Yeni videolarda arkadaşlar, yeni içeriklerde görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanala abone olup zil butonuna basmayı unutmayınız. Yağmur da yağmaya başladı. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.